Herkese merhaba. Yeni bir bildiklerimiz bilmediklerimiz programına hoş geldiniz. Bu bölümde günümüzde gittikçe kalabalıklaşan şehirlerin neden ve nasıl oluştuğunu araştırdık. Hazırsanız başlayalım. Tarihte şehirleşmenin kökleri 10 bin yıl kadar geriye gider. Antik şehirler, Mezopotamya ve Mısır'da M.Ö. 6000, Hindistan'da İndus Vadisi'nde, Çin'de ve Girit'te, M.Ö. 4000 yıllarında ortaya çıktı. Bu yerleşimlerde, nüfus günümüze göre az olsa da, o dönemlerde belki daha da kalabalıktı. Antik kentler, politik imparatorluklar içinde kilit noktalar olarak yer aldılar. Diğer şehirler, kara ve su yollarıyla bu merkezlere bağlıydı. Kentler, bilgi, güç, kontrol gibi kaynakların toplanma merkeziydi. Antik kentlerdeki barınma koşulları sağlıklı değildi. Gerian Schubert'a göre, bu şehirler kendi hinterlandında güç alanıydı. Ticaret için değiş tokuş yeri olarak görülüyor, iş bölümünde ise karmaşıklaşmış ve işlevsel düzenlemeler oluşturmuştu. Bu şehirlerin temsili bir işlevi olduğu için, ayırt edici bir takım semboller ve mekan modelleri kullanılırdı. Örneğin, Antik Babil'deki Ur kentinde, cennetler ve şehirler arasındaki geometrik ilişkileri gösteren, kozmolojik kodlar kullanılmıştır. Bu kodlar, kutsal ve dünyevi mekanları belirler. Atina'da, benzer şekilde kozmolojik kodlara göre inşa edilmiştir. Kent, Tanrıça Athena'yı onurlandırmak için bir daire şeklinde kurulmuş, merkezinde dünyanın ve yaşayan insan topluluğunun merkezi olan Agora vardı. Sokaklar bu merkezden yayılan, ışınsal bir ağ şeklinde düzenlenmişti. Bu düzenlemenin nedeni, pazara erişim gibi ekonomik kaygılar değil, tüm evlerin ve yurttaşların merkeze eşit uzaklıkta olması gerektiği şeklinde politik bir ilke vardı. Eski Roma'da, cumhuriyetçi fikirler Atina'dan alınmıştı. Şehir merkezine Forum adı verilmiş, askeri gücü simgeliyor ve yükseliş döneminde 1 milyondan fazla insan yaşıyordu. Roma'da, bir tatlı su taşıma sistemi ve kamu yolları geliştirilmişti. Ancak, yoksul ve zengin mahalleleri arasındaki kutuplaşma fark ediliyordu. Particiler iktidarı ellerinde tutuyor ve üretim köle emeği tarafından yapılıyordu. Manchu İmparatorluğu'nun başkenti olan Pekin'de, Roma'ya benzer şekilde köle emeğine dayanan bir kentti. Ming Hanedanı, şehir merkezinin kutsal olduğunu iddia ederek buranın girişine sınırlama getirdi. Ve böylece yasak şehir ortaya çıktı. Burada da gök cisimlerinin göstergeleri olarak kozmolojik semboller kullanılmıştı. Kent, etimolojik kökeni, Orta Asya'da yer alan Sogdiana'da ve Çin'deki Sog göçmen gruplarının yaşadığı bazı bölgelerde kullanılmış bir Doğu İran dili olan Sogca'dan gelir. Aslen Farsça olan şehir sözcüğü, Türkçe'de aynı anlama gelecek şekilde kullanılır. Orta Asya Türklerinde Taşkent, Yerkent, Semizkent, diğer adıyla Semerkant örneklerinde olduğu gibi, birçok büyük şehir bu adlarla anılmıştır. Eski Türkler bu sözcüğü Soğutlardan almadan önce, şehir kelimesi karşılığı olarak balık kelimesi kullanılırdı. Bu kelime, şehirleri korumak için yapılan surların yapıldığı balçık ile yakın ilişkilidir. Kent sözcüğü, birçok dilde uygarlık anlamına gelen sözcüklerle ifade edilmiştir. Örneğin, Yunanca'da polis, Arapça'da medine, Fransızca'da sit, İtalyanca'da città, Almanca'da stad, Saksonya'dan İskandinavya'ya kadar, kale ya da oturma alanı anlamında, burg, Latince'de ise yurttaşlık anlamındaki urbiensi ve civitas sözcükleriyle tanımlanır. Kent, tüzel ve yönetimsel olarak da kullanılagelen bir terim olmakla birlikte, insan yerleşkesi dolayısıyla kasaba ve köy gibi birimlerden daha fazla nüfusu barındıran, daha karmaşık bir yapıdır. Şehir ile kent aynı anlama gelir. İl veya vilayet ise, şehir veya kentin yanı sıra, belirli bir alandaki orman, otlak, dağ, köy, bataklık, göl gibi bütün coğrafi unsurları içermektedir.
kent, tarihin değişik dönemlerinde değişik anlamlara sahip olmuş dinamik bir kavramdır. Bu yüzden, genel bir geçerliliği olacak şekilde tanımlamak oldukça zordur. Sosyologlar, tarihçiler, şehir plancıları, hukukçular, iktisatçılar kendi disiplinlerinin kavrayışı çerçevesinde farklı tanımlar getirirler. Tanımlamalar, nüfus büyüklüğü, idari statü, nüfusun yapısı, iş bölümü ve uzmanlaşma, örgütlenme biçimi, işlev alanındaki farklılaşma, iş gücünün sektörel dağılımı, fiziksel doku ve üretimin yapısı gibi farklı ölçütler kullanarak yapılmaktadır. Tek başına bir tanım yeterli olmasa da, şehir tanımı, hukuki, ekonomik ve toplumsal bir birim olarak tanımlanır. Belli bir nüfus büyüklüğüne ulaşmış olma, tarımsal üretimden daha ileri, yani günümüzde sanayi ve hizmet sektörleri gibi bir üretim düzeyine geçmiş olması, fiziksel altyapısının belli bir düzeye ulaşmış olması, geleneksel aile yapısının çözülüp, yerini çekirdek aile yapısına bırakması, nüfusun karmaşık bir iş bölümüne ve yüksek uzmanlaşmaya ulaşması, yerel değerlerin yerini, ulusal veya evrensel değerlerin alması, geleneksel ilişkilerin çözülüp, bireysel ilişkilerin ön plana çıkması, eğitim düzeyinin kırsal yerleşime göre daha yüksek olması, eğitimde aile dışı kurumların gelişmesi, sosyal normların yerini resmi denetleme kurumlarının alması gibi özellikler, kent tanımını daha net açıklamaktadır. Nüfus kriteri, ülkeden ülkeye değişir. Örneğin Japonya'da 30 bin, Kore'de 40 bin, Amerika Birleşik Devletleri'nde 2500 kişilik nüfus kriteri istenir. Türkiye'de, farklı kurumların kent kriterleri dahi değişiklik gösterir. Devlet İstatistik Enstitüsü, 20 bin kişinin yaşadığı yerleri kent kabul ederken, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 10 bin kişinin yaşadığı yerleri kent kabul etmektedir. Yerleşim alanının fiziksel altyapısındaki gelişmişlik de önemli bir kriterdir. Okulları, acenteleri, ticaret odalarını, siyasi partileri, sendikaları, kredi kurumlarını, fabrikaları, gazeteleri, bulvarları, hayvanat bahçelerini, parkları, oyun alanlarını, gecekonduları, kentlerden ayrı düşünmek mümkün değildir. Kentler, bir insan topluluğu, kamu hizmetleri, kurumlar ve idari aygıtlar toplamından daha fazla bir yerdir. Yani sadece yoğunlaşmış bir yapı ve insan topluluğunun ötesindedir. Kentlerde oluşan kültür ve değer yargıları, kentlerin görülmeyen ama hissedilen özelliğidir. Fransız sosyolog Émile Durkheim, insan topluluklarını, basit cemiyetler ve karmaşık cemiyetler olarak iki gruba ayırır. Basit cemiyetlerde, mekanik dayanışma, karmaşık cemiyetlerde ise, organik dayanışma temel olur. Bu ayrımda basit cemiyetler, köyü, karmaşık cemiyetler ise, kenti tanımlarlar. Basit cemiyetler, kendine yeten, gelişmiş bir iş bölümüne ihtiyaç duymayan, uzmanlaşmanın az olduğu topluluklardır. Buralarda, bireylerin düşünce ve inanç sistemleri de homojenlik gösterir. Kentlerde, nüfus yoğunluğu artmış ve daha karmaşık bir organizasyona ihtiyaç duyulmuştur. İş bölümü ve uzmanlaşmanın arttığı bu yerlerde, organik dayanışmaya ihtiyaç duyulur, yani toplumsal ilişkiler, sözleşmeler yoluyla sağlanır. Bu yaklaşıma göre, kent veya şehir tanımı, birbirleriyle karşılıklı etkileşim içinde bulunan ve birbirlerine sıkı işlevsel bağlarla bağlı, uzmanlaşmış parçalardan meydana gelen yerleşme merkezleri olarak tanımlanabilir. Bir programın daha sonuna geldik. Umarız sizler için keyifli ve faydalı bir konu olmuştur. Yeni bir Bildiklerimiz Bilmediklerimiz programında buluşuncaya kadar hoşça kalın. Yeni konulardan haberdar olmak istiyorsanız, kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.